Erkantan, DAEŞ Amerika'nın terör örgütüdür. Aslında savaş bütün Müslümanlarla ve bütün dünyada, Orta Doğu'da ve Müslümanların olduğu neredeyse her yerde kan, gözyaşı, acı ve zulüm var. Üstelik bu savaşta öyle hile ve fitne yöntemleri kullanıyorlar ki Müslüman Müslümanla yüya Müslümanlık için savaşıyor. Ölen Müslüman, öldüren Müslüman, ellerini ovuşturan kim? Tabii ki Müslüman olmayan. DEAŞ Haçlıların ve Siyonistlerin hizmetkarıdır. İslam'ın can düşmanı ve Müslümanların katilidirler. Sapkındırlar, sapıktırlar. Adlarına Müslüman kelimesini özellikle yapıştıran bu alçaklar herkesin çok iyi bildiği İslam ve Müslümanların düşmanlarına saldırmıyorlar. Hep İslam ülkelerinde eylem yapıyorlar. Müslümanların kanını döküyorlar. Bu yüzden adlarının içinde ya da önünde Müslüman kelimesini barındırmaları büyük bir tuzaktır. Haçlıların ve Siyonistlerin hizmetinde olduklarını gizlemek içindir. Amerika'nın kiralık katilleri. IŞİD mi? DAEŞ mı? Artık her ne diyorsanız bu insanlar katildir. Kafirlere, gavurlara hizmet ederler ve ediyorlar. Bunlar ruhunu şeytana satmış İslam düşmanlarıdır ve kesinlikle Amerikan malıdırlar. Bu gözü dönmüş katillerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Geçenlerde Afganistan eski devlet başkanı Karzai bu gerçeği en açık şekilde hem de ağzı dolu dolu söyleyiverdi. Amerika nereyi karıştırmak isterse bu kiralık katiller oralarda ortaya çıkıveriyorlar. Daha geçen hafta Suriye'deki PKK'lılarla bir ve beraber olup herkese ne olduklarını bir kez daha gösterdiler. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da PKK ve DH katillerinin oralarda nasıl film fırıldak çevirdiklerini daha önce tüm dünyaya ilan etmişti. Savaşıyormuş gibi görünüyorlar ama aslında sevişiyorlar. Çünkü patronları aynı. Her iki kiralık katil örgüt de Amerika'nın emrindedir ve Müslümanları öldürmekle görevlidirler. Kafirlerin gavurların hizmetkar. Terör örgütleriyle Müslüman coğrafya kana bulanıyor. Halbuki Müslümanların düşmanı kim? Kimler Müslümanlara zulüm uyguluyor? Müslümanlar nerelerde zalimlerin zulmü altında inim inim inliyorlar? Herkes bu soruların cevabını çok iyi biliyor. Bu zalimlerin adı soyadı belli. Haritadaki yerleri belli. Oralarda mantar tabancası bile patlatmıyorlar. Neredeyse hiç eylem bile yapmıyorlar. Haçlı ve Siyonist PKK devleti. Hep söylüyorum yazıyorum. Kelimelerin yerlerini bile değiştirmiyorum ki milleti anlasın ve hatta ezberlesin. Haçlılar ve Siyonistler ittifak halindeler. Bu ittifakın lideri Amerika Birleşik Devletleri. İşte Amerika liderliğindeki bu ittifak mensupları Türkiye'nin güneyinde Marksist, Leninist, dinsiz, imansız, Kürt görünümlü ama Kürtlere de düşman, Haçlılara ve Siyonistlere hizmet edecek bir PKK devleti kurmak istiyor. Orta Doğu'da haritaları değiştirmek istiyorlar. Küçük küçük şehir devletleri haline gelsin bu coğrafya istiyorlar. Aralarında Hristiyan devletçikler de olsun hayalindeler. Türkiye'den de toprak talep ediyorlar. Hatta mümkünse Türkiye'yi olduğu gibi yutmak istiyorlar. Nihai hedef Büyük İsrail. Zaten Irak üçe bölündü. Suriye kaç parça ve kimin belli değil. Yani diyeceğim o ki masal anlatmıyorum. Bu anlattıklarımın bir bölümü zaten gördüğünüz gibi gerçekleşmiş. Erkantan takvim.